Nilüfer, Marmara Üniversitesi'nde maliye okuyorum. Ben Ahmet Savuş. Ben Doruk Şenyüz, İstanbul'da yaşıyorum. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Serdar, üniversite yazılanıyorum. Merhaba, Cemile Dündar, emekliyim. Merhaba, ben Gamze. Adım Serkan, soyadım Duman, Kartal'da oturuyorum. Üniversite okuyorum. Toplu taşımada ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Günde 2 saat falan. Haftada 2-3 saat, öyle söyleyeyim. 1 saat. 1,5 saat. Yani çoğunlukla kullanıyorum. Çok değil ama seviyorum. Yolculuklarınızda kitap okur musunuz? Evet. Yani her gün okuyorum. Genelde okurum. Evet. Toplu taşımada vakit geçirdiğiniz zaman neyle meşgul oluyorsunuz? Genelde telefonla. Telefon. Telefonumla. Siz neyle meşgul oluyorsunuz? Telefona bakıyorum genelde. Genellikle İngilizce ağırlıklı hikaye kitapları okuyorum. Seviyorum kitap okumayı. Siz buradan gençlere ne önerirsiniz? Bence daha fazla kitap okumalılar. Yani telefonlarını, bilgisayarlarını bir kenara bırakıp araştırmalılar, okumalılar. Bir bilgisayar, bir telefon çocukların beynini gerçekten yıkıyor. Onun için yani en güzel şey kitap okumak. Bence de kitap okusunlar, gazete okusunlar, mecmua okusunlar. Kulaklıkla müzik dinleyenlere de kitap okumalarını istiyorum. Bundan sonra kitap okumayı düşünür müsünüz? Olabilir. Kitap okumayı düşünür müsünüz? Evet, düşünüyorum. Evet. Tabii ki olabilir. Tabii ben çok zaten okurdum ama bu arada pek vaktim olmuyor maalesef. O zaman bize Pendik Belediyesi'nin hediye kitaplarını size takdim edelim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Pendik Belediyesi. Teşekkürler. Çok sağ olun. Tabii, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Abilerim, büyüklerime de çok teşekkür ediyorum. Bu da bizim Pendik Belediyesi'nden size hediyemiz oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok ihmal ettik kitapla arkadaşlığımızı. Kitapların hayatımızda yer almasını, onun bize değer katmasını ve değerli bireyler olarak çevremizi, dostlarımızı, ülkemizi daha iyi noktalara taşımayı. Biz hayatın boş anlarını, boş zamanlarını kitapla doldurmak, bilgiyle doldurmak yerine maalesef heba ettik. Geçen her gün ömürden geçiyor. Şimdi yeniden kitapla buluşmanın zamanı. Kütüphanelerimiz bunlar için kapılarını açmış, sizleri bekliyor. Kitaplarla dostluğunuzu açsın diye. Siz de kitaplarla dostluğunuzu güçlendirin. Nerede, ne zaman kitap okumak için fırsatınız varsa onu değerlendirin. Zaman zaman eleştirilir kitaplar pahalı diye. Hayat için harcadığımız büyük servetleri bir düşünün. Onun yanında kitap harcayacağınız paraların ne kadar küçük olduğunu görürsünüz.